Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Benden Harran Üniversitesi'ni çok istediniz. Rektörümüz de kırmadı bizi. Mehmet Tahir Güllüoğlu Bey. Sorularımızı yönelteceğiz. Çünkü YouTube toplulukta ben size soru sorun demiştim. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim sayın hocam. Buraya kadar geldiniz. Üniversitemizde çekim yapıyorsunuz. Bizleri tanıtıyorsunuz. Üniversitemizi tanıtıyorsunuz. İnşallah sizin sayenizde birçok öğrencimiz burayı kazanacaklar. Biz de onların en iyi eğitim vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Teşekkür ederim. Hocam neredeyiz? Önce ben buraya çünkü aşık oldum. Gerçekten çok güzel bir yer. Üniversite kampüsünün içerisinde. Evet. Şimdi Feyzullah Bey konağındayız. Bu çekimi oradan yapıyoruz. Üniversitemizin içerisindeki bir mekanımız. Bu Halfeti de Feyzullah Bey'in kendisine ait bir konak. Sular altında, barajın suları altında kalacakken tamamen işaretlenerek, her taş işaretlenerek buraya taşındı. Ve buradaki bir mekanımız var. İnşallah bu mekan kendi içerisinde yan tarafı da organize ediyoruz. En kısa sürede tüm kampüsümüz açılacak. Yani buradaki mekanı da öğrencilerimize de açtığımız bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyleri başarmaya hep birlikte çalışacağız. Gerçekten güzel. Gerçekten konsepte bayıldım. Hocam böyle bir kampüs, inanın çoğu üniversite gezdim. Yani ender kampüslerimizden bir tanesi. Gerçekten kesinlikle güzel. Hocam üniversite hakkında gençlerin direkt sorularına geçiş yapalım isterseniz. Buyurun. Çünkü tabii ki ben de heyecanlıyım bu noktada. Çünkü güzel bir üniversite. Sünni göreti olan tek üniversite. Yani barajdan buraya bir göret oluşturuldu. Göret, kanal geçmiyor. Göret oluşmuş. 3 tane, 4 tane havuzumuz var. Maşallah. Geldikleri zaman. Yani gerçekten hayran olunabilecek bir yer. Ben bunu söylüyorum. Bunu başka bir yere taşıyabilsek, ışınlayabilsek. İnanın %1 ile %5 arasında öğrenci alırız. Yani burası ilk 10 binden öğrenci gelir. Öğrenci arkadaşlarımız diyor hocam Urfa'da böyle bir üniversite olabilir mi? Çünkü ben paylaşım da yapıyorum. Evet. Olabilir. Olabilir yani. Değil. Var. Var. Olabilir geçtik. Hocam Harran Üniversitesi hakkında genel bilgi alabilir miyiz? Öğrenci arkadaşlarımızdan çok soru geldi. Bir tanesi de buydu. Evet. Şimdi 14 tane fakültemiz var. 4 tane yüksekokulumuz var. Bir konservatuvarımız var. 14 tane yüksekokulumuz var. Üniversitemiz gerçekten 4 kampüs üzerine kurulu çok büyük bir alana sahip bir üniversite. İnşallah en büyük hedeflerimizden biri de bu üniversiteden ikinci bir üniversite çıkarmak. Bunun çabalarını da benim zamanımda katlanarak artacak. Üniversitemiz 1992'de kurulmuş gibi gözükse de 1978'de Ziraat Fakültemiz var. Daha önceden Harran Okulumuz var. Yani köklerimiz çok çok gerilere gidiyor. Yani bakıldığı zaman kadim bir kültürümüz var. Birçok bilim adamı Harran Üniversitesi, Harran Okullarından yetişmiş zaten. Öğretim üyesi kadromuza geldiği zaman ya da bakıldığı zaman birçok hocamız yurt dışında doktoralarını yapmış ve kadromuza geri dönmüş durumda. Yani İngilizce eğitimle ilgili kısımda inşallah yüksek lisans doktoralarımızda birçok bölümün yüksek lisansını İngilizce olarak da yaptırmaya çalışacağız. Hazırlıklarla ilgili kısımda öğrencilerimiz hazırlık okurlarsa kendilerini Erasmus programlarıyla yurt dışına götürme, gönderme sözü veriyoruz. Güzel. Yani bunlar bizim için çok kıymetli bir dönüşümün adımlarını bu üniversitede atacağız. Hocam öğrenci İngilizce, çünkü genelde hep İngilizceyi bana soruyorlar. İstediği zaman Harran Üniversitesi'nde öğrenebilir mi? Evet, bizim hazırlıkla ilgili şekilde bir kaydımız var. Hazırlık okuyan öğrencilerimizi teşvik edeceğiz. Bunları da Erasmus programlarımızla yurt dışına göndereceğiz. Çünkü en çok aksayan kısımlarımızdan birinin bu olduğunu tespit ettik. Geçen sene Erasmus'la ilgili kısımdaki kontenjanımız açık kalmış. Ve bununla ilgili eleştiri almışız. Üniversite olarak. Yani buradaki parayı harcayamadığınız zaman bir dahaki sene paranız daha da düşüyor. Evet. O yüzden biz bunları çok kısa bir sürede bitirip yeni ek bütçeler alma yoluna gitmek zorundayız. Bununla ilgili kısımda çok ciddi çalışıyorum. İnşallah gelen öğrenciler bir yıl ya da iki yıl içerisinde bunların hazırlıklarını tamamlayacaklar ve bunlarla da ilgili çok ciddi bir yapının ve dönüşümün olduğunu görecekler. Hocam biz Osman Bey kampüsündeyiz. Evet. Bunun dışında bizim kaç tane daha kampüsümüz var? Şimdi sağlık kampüsümüz Yenişehir'de bulunan yerimiz sağlık kampüsü yaptık. Evet, orada diş hekimliği var. Diş hekimliği, eczacılık, meslek yüksek okulumuz orada. Evet.
Yabancı dillerimiz orada ama yabancı dillerimizin büyük bir kısmını buraya alacağız. Çünkü öğrencimizin kalabalık kısmı ya da büyük kütlesi burada olduğu için evet. Yabancı dillerimizin bir sınıfını orada bırakacağız. Ama ana kütleyi bu tarafa doğru çekme arzusu içerisindeyiz. Eyüp'e kampüsümüzde ise veterinerlik fakültemiz var. Veterinerlik hastanemiz var. Ondan sonra sosyal bilimler meyomuz var. Teknik bilimler meyomuz da orada ciddi bir şekilde eğitim vermekte. Çünkü arkadaşlarımız özellikle hayvan hastanesini çok sordular. Evet. Benim çünkü bir tane kedim var. Dedik kısırlaştıralım. Hı hı. Araştırdım. Dediler ki Harran Üniversitesi hayvan hastanesi var. Orada yaptırın. Evet. Gerçekten gittim. Çok da memnun kaldım. Yani dışarıdaki özel veterinerik kliniklerine göre daha çok hoşuma gitti. Daha kapsamlı. Hocalar, öğrenciler hemen yaptılar. Hocam ilaçları bunlar. Çok da memnun kaldım. Gerçekten bölgenin en güçlü hastanelerinden bir tanesi olarak ben gördüm. Kesinlikle. Hem öğretim kadrosu olsun hem öğrencilerin hastanedeki o aktiviteleri, çalışmaları, özverileri çok hoşuma gitti. Valla ben her zaman diyorum hastane olmazsa zaten olmaz. Hocam burada tıp fakültesi hastanemiz var. Burada tıp fakültemiz var. Osman Bey kampüsümüzde 600'ün üzerinde yatağımız var. Ve tıp fakültemiz zaten çok ciddi yani ilk 10 binden, ilk 20 binden öğrencileri alan, tüm laboratuvarları aktif halde kullanan ve biz öğrencilerimizi de en iyi şekilde yetiştirmenin yollarını arıyoruz. Biz 3. basamak olduğumuz için en Urfa'daki hastaların en önemli kısmı bize geliyor. Evet. Yani öğrencilerimiz bu hastanede yetişirken en iyi şekilde eğitim alıyorlar. Yani bakıldığı zaman en zor ortopedik problemli hastalar bizde. Ya ameliyatlar olsun, yapısal olsun, hasta çeşitliliği olsun tamamen bu hastanemiz bu konularda en iyisi haline geldi. Çünkü yani, biz de Urfa merkezde hocam oturuyorum. Evet. Mesela hemen eğer Urfa hastanelerinin bakamayacağı o inşallah herkes sağlıklı olur. İnşallah hiç kimse de sağlık sıkıntısı da yaşamazlar ama olduğu zaman hemen diyorlar ki Harran Üniversitesi'ne gönderin. Hemen. Evet. Yani o konuda gerçekten... Üçüncü basamağız evet. Ve birçok alanda da en iyi doktorlarımız burada. İşte biz geldikten sonra bazı problemler vardı. Doktorların ayrılması, gidiyorlar gibi. Bunların en iyi doktorları tekrardan birebir görüşerek davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Ben bunları zaten Twitter sayfamdan paylaştım. Arkadaşlar oradan takip edebilirler. Bir kısmı da hala gelmeye devam ediyor. Şu anda Retina Göz Bankası Güneydoğu'da Harran Üniversitesi'nde. Maşallah. İnşallah birkaç tane merkezi daha, mesela genetikle ilgili olsun, buradaki hastalıklarla ilgili birçok merkezi üniversitemizde kurmanın aşamasındayız. Yani son aşamalarına geldik. Çok kısa bir süre içerisinde Harran Üniversitesi hastanemiz Güneydoğu'da birinci sınıf hastane portföyüne ulaşmış olacak inşallah. Yani ben hastanede hani sürekli Urfa'da yaşadığımız için biliyorum. Yani dişi de biliyorum. Çünkü dişle alakalı sıkıntımız olduğu zaman yine gidiyorum. Hocam bir de öğrencilerimiz sağlıkla alakalı hemşirelik bölümünü çok soruyorlar. Yani onunla alakalı bilgim yok ama diş ve tıpa kefilim. Yani ben o konuda çünkü gözlemlediğim yani gördüğüm için söylüyorum. Hemşirelik bölümünü öğrencilerimiz yazsınlar mı? Laboratuvar imkanları nasıldır? Şimdi eğitim öğretim burada mı oluyor hocam yoksa? Yok. Yenişehir kampüsünde. Yüksek okulumuzda. Şehrin göbeği arkadaşlar. Evet. Yenişehir kampüsü. Gerçi bütün fakültelerin hemen hemen her şehrin göbeğinde. Osman Bey'in de bazı arkadaşlarımız yok. Hocam çok uzak. Onu da konuşacağız hocam. Evet. Hemşireliği önce bir konuşalım. Hemşirelik bizim oturmuş bölümlerimizden bir tanesi. Yani şu ana kadar mezun olup da iş bulamayan hemşire yani hemşireliği bitirmiş öğrencilerimiz neredeyse yok diye denebilecek kapasitedeyiz. İşte geçen televizyon programında da birinde ben söyledim. En büyük eksiklikleri İngilizce okumuyorlar, hazırlık okumuyorlar. Aslında hazırlık okusalar Türkiye'de değil dünyada iş bulacaklar. Yani öyle bir eğitimin içerisindeyiz. Biraz ufuk, biraz yurt dışına açılan, biraz daha kendine özgüvenli bir yapıya doğru inşallah kısa bir süre içerisinde üniversitemizi getireceğiz. En büyük problemimiz bu şehirde kendimize güvenmiyoruz. İşte 92'de kurulmuşuz diyoruz. İnşallah bu tarihi de birkaç ay içerisinde çok farklı bir tarihle
ortaya çıkacağız. Çünkü Harran Okulumuzun tarihine bizim kendi kuruluş tarihimiz olarak yeniden güncelleme kararı aldık. Yönetim kurulumuzda, senatomuzda. Bunlarla da ilgili yepyeni bir üniversite, yepyeni bir bakış açısıyla üniversitemizi yönetme arzusu içerisindeyiz. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten yani yeni açılan bir fakülte değil. Yani hemşirelik fakültesi çok eski, çok köklü olduğunu biliyorum. Bir de ben ekstradan bir şey eklemek istiyorum. Ben bunu her zaman diyorum. Ziraat okumak istiyorsanız yeri burası. Evet. Çünkü ürün çeşitliliği çok fazla. Yani ziraatte bana sorsanız, hocam nerede okuyayım? İlk tercih Harran olacak. Olmalı. Yani ziraat. Olmalı yani. Olacak. Yani kalkıp da İstanbul'da, Karadeniz'de ziraat fakültesini okumanın bence bir anlamı yok. Gel burada ürün çeşitliğini gör. Zaten her şeye vakıf oluyorsunuz. Git dünyanın istediğin yerinde çalışın ki tahıl zaten gelecekle alakalı problemlerden bir tanesi. Gel Harran'da eğitimini al. Hocamız dediği gibi İngilizce noktasında istersen öğrenirsiniz. Burası çok kıymetli bir yer. Nasıl çok kıymetli bir yer? Şimdi Japonlar diyorlar ki bize Harran Ovası'nı verin, dünyanın gıda problemini çözelim. Böyle bir coğrafyadayız. Şimdi biz de bu coğrafyada olmanın dönüşümlerini yapmak zorunluluğunda hissettik kendimizi. Mesela bizim Ceylanpınar TİGEV'imiz var. Türkiye'de değil, belki Orta Doğu'daki en büyük tarım alanları ve hayvancılık alanları. Biz bu alanlar içerisinde inşallah tohumculuğumuzu orada açtık. Ve okulla ilgili hocam Ceylanpınar'da nerede açalım? Benim tek yerim dedim TİGEV'in içerisi. Yani benim unutmuştum hocam. Evet. Yani TİGEV. Bizim olmazsa olmazlarımızdan, yani küçük baş ve hayvancılığı üzerine yani şu anda herhalde Türkiye'de veya da Orta Doğu'da en çok hayvanın olduğu bölgelerden bir tanesinde yaşıyoruz. Ki orada da veterinerlik fakültesi yine Urfa, Harran ön plana çıkıyor. Evet, hayvancılık bölümümüzü de açtık orada. Ha süper. Tabii. Ondan sonra tohumculuğumuzu açtık ve büyütüyoruz. Çok bu kapasiteyle ilgili kısımda. Halfeti'de turizm ve gastronomi büyütüyoruz. Böyle tematik kendi içerisinde alanda yetişen ve alanda söz sahibi olan kişiler oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bak turizmde de İngilizce çok çok önemli. Turizm öğrencilerine bir dahaki seneden sonra hazırlığı mecbur hazırlık haline getirme arzusu içerisindeyiz. Yani mecburiyeti yok hocam, isteyen alabiliyor değil mi? Şu anda öyle. Şu anda ama öyle. Bir dahaki sene bunun kılavuzda değişiklik yapıp hocalarımızla görüşüp, çünkü bu sektör öyle bir sektör ki yetiştirdiğiniz elemanlar genelde sizin 5 yıldızlı otellerde çalışmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda da işte bu sene ilk bölüm açılacak bölümlerimizden bir tanesi turizm. Kendi içerisinde, yüksek okulumuzun içerisine monte ettik. Bunları yeniden düzenleyip, çünkü ben rektör olarak 5 aydır buradayım. Bazı planlamalar benim dışımdaydı. Bu planlamaları hazır bulduk. Ama bundan sonraki planlamaları daha oturaklı, hocalarla da istişare eden, öğrenciyle istişare eden, zaten öğrenci odaklıyım diye başladık ve inşallah da 4. yılımıza kadar, yani görev süremiz bitinceye kadar öğrenci odaklı olarak da öğrencileriyle sohbet eden, kulüplerle beraber olan bir rektör görecekler. Çünkü ben de bunu hissettim. Çünkü ben YouTube toplulukta öğrencilere soru sorun dedim. Normalde ben dedim ki gelirim burada çekimi yaparım giderim. Maşallah ekip görmüş. Yani arkadaş buradaki herhalde sosyal medyadan sorumlu arkadaşlar görmüşler. Size evet. İletmişler. Hemen der ki hocam rektör bey direkt soruları cevaplandırsın. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü her zaman karşılaştığımız bir durum değildi bu. Hocam siz turizmden bahsettiniz de bir de hukuk fakültesinden biraz bahsedelim. Şöyle bir şey. Harran Üniversitesi'nde her bölüm var. Doğru mu hocam? Evet, fakülte olarak. Bir hukuk, ama şöyle bir şey. Ben öğretim kadrosunun yani o atandığını biliyorum. Yani birkaç tane, çünkü arkadaşlarla konuştuğunuz zaman hocam inşallah biz hukuk için geldik. Bugün yarın açılacak diye. Hocam hukukla alakalı müjdeyi nasıl verebiliriz öğrencilerimize? Yani biz üniversite olarak yapılması gerekenleri yaptık. Evet. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu bir siyasi erk. İnşallah o erk buna evet dediği zaman hukuk fakültemiz açılacak. Ben kısaca bilgi vereyim. Şimdi hukuk fakültemizle eczacılık fakültemiz aynı anda aldığımız bir kararla YÖK'e gönderildi. Eczacılığımız ve hukukumuz YÖK'ten çıktı. Sadece onay olarak
Cumhurbaşkanlığından eczacılığımız geldi. Eczacılığımızı açtık. Şu anda ikinci sınıf öğrencilerimiz. 2 yılda açılmadı eczacılığımız. Yani açılış emri gelmesine rağmen 2 yıl böyle kadrosunu nasıl yaparız, nerede açarız gibi oyalandı Harran Üniversitesi. İşte geçen sene ilk öğrencilerini aldı. Bu sene de ikinci sınıf öğrencileri oldular. Bu şekilde başlıyoruz. İnşallah süreç hızlanır hocam. Evet. Bununla ilgili kısımda hukuk fakültemizi de bu şekilde devreye soktuğumuz için hoca kadromuzu iktisadın içerisinde hukukçu olarak aldık. Evet, çok şu anda hazırlar. Yani şu anda onayı gelse hukuk fakültemizi açmak için herhangi bir eksiğimiz yok. Gözükmemekte. Esas hukuku ben şunun için çok önemsiyorum. Çok fazla öğrenci olup olmamasından çok Urfa'nın yapısal olarak hukuka özellikle bir ilgisi var. Evet. Yani her aileden en az 1-2 kişi hukuk fakültesini okumuş. Hukuk eğitimi almasına rağmen hukukla ilgili yani avukatlık yapmıyorlar burada. Şimdi bu kişilerin yüksek lisans doktora kendi alanlarında daha ileri gitmeleri gerekiyor. İnşallah hukuk fakültemiz açıldığında en kısa sürede yüksek lisanslarını ve doktoralarını aktif edip buradaki kendi mesleğini yapmamasına rağmen eğitimini daha üst seviyelere taşımak isteyen birçok Urfalı'nın ya da ilimizde yaşayan hukukçunun bu gereksinimlerini ortadan kaldırma arzusu içerisindeyiz. İnşallah hocam, inşallah. Yani Mustafa hocam o bizim için en kıymetlisi. Çünkü bununla ilgili çok ciddi bir şekilde benden soru soruyorlar. Diyorlar ki hocam işte biz kendi alanımızda biraz daha ileri gitmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? İnşallah diyoruz. Bekliyoruz biz de. Olur olmaz. Ve çok hızlı bir şekilde de hoca kadromuzu doldurabilecek güçteyiz. Yok çok güzel. Çünkü altyapı her şey hazır. Evet. Sadece kararnamaya bağlı. İnşallah o da en kısa sürede gelir. Bekliyoruz. Hocam meslek yüksek okulundan da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ben de bir meslek yüksek okulu öğrencisiyim. Evet. Belki daha önce size söylemiş olabilirim hocam. Ben de radyo TV bölümünde ikinci sınıfa inşallah geçeceğiz. Geçmişsiniz çünkü hocam. İnşallah. Yani geçen sene kaydımızı yapmıştık. Eyübiye kampüsümüzde. Eyübiye kampüsümüzde artık yani otobüsten zaten ulaşım noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Aynen Yenişehir kampüsümüz gibi. Şehrin merkezinde hocam, kalmış. Hocam önce buradaki ulaşımdan konuşalım. Direkt sonra meslek yüksek okuluna geçelim. Hı-hı. Çünkü arkadaşlarımız diyorlar ki hocam diyor 20 dakikalık yol. Şehrin işte 20-25 kilometre uzağında gidiş geliş sıkıntı. Osman Bey kampüsünden bahsediyorum. Bununla alakalı hocam size de soru geliyor mu? Tabii ki biz Büyükşehir Belediye'mizle yani Zeynel Abidin Bey'le, Beyazgül Bey'le çok sıkı bir şekilde görüşüyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda en iyi böyle klimalı otobüsleri üniversiteye verdi. Çünkü bunlar körüklü otobüsler, düz bir yol hat üzerinden gitme arzusu içerisinde körüklü otobüsler. O yüzden de Mardin yolumuz ve hem uzun hem de buralarla öğrencilerimizin rahat etmesi anlamında bu şekilde geliyor. Yani klimalı, içinde interneti olan otobüslerle buraya doğru geliyorlar. Ama şu var, yani belki eleştirilen ya da öne çıkan, mesela her şey doğru, güzeldir de orada 2 tane aksaklık var. O 2 aksaklığı insanlar genelde görüyorlar. Mesela sabah saatlerinde kendi işlerinde bazen yoğunluk oluyor. Şimdi hem İnsanlar işe gidiyor, hem öğrenci derse yetişmeye çalışıyor. O anlamda artsa da kalabalık bir şekilde gelme durumları oluyor. Ama belli saatlerin dışında otobüs iletişimimiz ya da ulaşımında herhangi bir problem olduğunu görmedim. Zaten öğrencilerimiz de geldiklerinde biz bunları kendileriyle görüşüp eğer bir aksaklık varsa bu aksaklığı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ileterek İnşallah Ulaşım Daire Başkanlığı'yla en iyi şekilde problemleri çözeceğimize inancımız tam. Hocam bir de bu soruyu soran arkadaşlarımız, yani ben mesela diyelim ki bu tercih döneminde Ankara, İstanbul'da bir sürü üniversite gezdim. Normalde şehrin göbeği ama gidişim ulaşımı 2-2,5 saat alıyordu. Yani bizim burada ben 20 dakika, 25 dakikada buraya geldim. Yani biraz uzakta olması ama sonuçta arkadaşlar trafik sorunumuz Urfa'da yok. Yani İstanbul'daki çoğu üniversitedeki ulaşımından ya da diğer şehirlerdeki üniversitenin ulaşımından inan burası daha rahat. Hocamızın da dediği gibi, hocam burada valiyle, sayın valimizle, belediye başkanıyla çok güzel entegre olmuşsunuz. Yani evet. Ben bunu görüyorum. Valimiz hemen bir sorun olduğu zaman devreye hemen
yani işi çözme noktasında yani birebir temaslarınız çok güzel. Çünkü kopukluk hiç yok. Kesinlikle. Yani ben bunu gözlemleyebiliyorum. Gençler yani ulaşımı hiçbir zaman sorun etmeyin. Dediğim gibi 20-25 dakikada ben geldim. Tabii ki böyle muhteşem bir kampüsü şehrin göbeğine oturtamazsınız. Çok yani, zor. Çok zor. Ama zaman ortalamasında bu kampüsümüz de mesela İYİBİA kampüsünde ilk yapıldığında kenardaydı. Evet. Yenişehir kampüsü de merkeze göre kenardaydı. Evet. Kampüsler öyle bir geçmişi olur. İlk önce kenarda kalırsınız askeriye gibi. Daha sonra şehrin merkezine evet, oturursunuz. Çok kısa bir süre içerisinde de inşallah kampüsümüz şehirle entegre olacağına inancım çok fazla. Yani biz merkezle konuşuyoruz. Yani yerleşim alanları bazında baktığınız zaman çok da uzak değil. Merkezden gelmeye çalışan kişi 20-25 dakikada evet. geliyor. Ara konsepte tabii oturanlar evet. çok daha 10 dakikada 15 dakikada gelebilecekler. Hocam bir de mühendislik fakültesi bir de Teknokent. Yolda evet. gelirken gördüm hoşuma gitti. Bunlar akıllı öğrencilerimize evet. sarı sarıyorlar. Şimdi zaten gelir gelmez Teknokent müdürümüzü değiştirdik. Bakış açımızı da değiştirdik. Halkımıza hizmet verebilen şu anda Teknokentimizin %40'ıyla %50'si yazılım üzerine evet. Kuluçka sistemi içerisinde oturdu. Bunun üzerine Havelsan bizimle ilgili kısımda diyaloğa geçti. Mühendislik öğrencilerimizin bir kısmı Havelsan'da stajlarını yapar hale geldi anlaşmalarımızla, bilgisayarla ilgili kısımda bakıldığı zaman. Yani şu anda mühendislik açısından hiçbir problemimiz yok. Gelen öğrencilerimize en iyi kadrolarımızla eğitim verebilecek güçteyiz. Yani mühendisliğin hocalarına bakıldığı zaman birçoğunun doktorası ya İngiltere ya Amerika. Yani o yüzden inşallah mühendislikte yüksek lisanslarımızı da İngilizceye çevirdiğimiz bir konsept de istiyoruz. Yani akademik olarak çalışan kişilerin üst düzey yurt dışına da açılmaları için Türkçe yüksek lisans ve doktoranın yanında İngilizce doktora ve yüksek lisanslarında açılması hedeflerini koyduk. Onlarla da ilgili ciddi bir çalışma içerisine giriyoruz. Çünkü kadromuz yeterli. Hocalarımızın hepsi alanında çok iyiler. Çok. Yani ben de gözlemledim. Çok iyilerdi hocam. Gerçekten. Teknofest'in müdürü bence bilgisayar. Tabii tabii. Bilgisayar bölüm başkanı. Teknokentimizin müdürümüz Berkan Aydilek hocamız. Evet. Bilgisayar bölüm başkanımız. Aynı zamanda mühendislik fakültemizin koordinatörü. Aynı zamanda Teknofest ile ilgili kısımdaki koordinasyonu da Berkan hocam üzerinden, Teknokent üzerinden yapıyoruz. Zaten 10 gün önce de İDEF fuarında beraber gittik. Yani gittiğimiz zaman şunu gördük arkadaşlar, dünya oradaydı. Evet. Savunma sanayi üzerinde. Biz de oradaydık. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Burayı nasıl dönüştürebileceğimizi konuştuk. Ve burada ne tür yatırımlar yapılması gerektiğini mühendislik üzerine hepsinin detaylarını oluşturduk. Zaten belli kararlarımızı orada aldık. Dedik ki artık dünya küçülmüş. Dünya bir fuara, Türkiye'de olan bir fuara sadece Türkiye'den katılım yok. Dünyadan katılım var. O zaman biz de dünyanın bir parçası haline en kısa sürede gelmeliyiz diye düşündük. Çok güzel. Hocam bir de gençlerimiz üniversitede sosyal olanaklar nelerdir? Vallahi sportif alanlarımız harikaya yakın. Yani burada beden eğitimimiz zaten Mehmet Arabacı grubu tarafından tasarlanmış ve özel sektör tarafından kurulmuş ve bize hediye edilmiş bir beden eğitimi bölümümüz var. Her şeyi de yaptılar ve bize verdiler. Havuzumuz var kendi içerisinde. Alanlarımız geniş olduğu için kortlarımız var. Öğrenciler yani, burada yüze yani sosyal... Tabii havuzumuz var. Süper. Yarı olimpik havuzumuz var. Çok güzel. Yani bakıldığı zaman. Yani, adam bu göletin etrafında hocam iki tur atsanız. Evet yürüyüş. Burası orman 12 bin dönüm. İçinde balık da vardı ben gördüm. Tabii ki balığımız, ondan sonra ördeğimiz, yaşam alanlarıyla ilgili kısımda herhangi bir problemimiz yok. İnşallah daha da güzelleştireceğiz. İnşallah. Şimdi öğrencilerimiz yoktu. Bazı şeyleri ihmal ettiğimizi fark ettik. Bir de demin dediğimiz gibi farklı bir bakış açısı. Mesela içinde bulunduğumuz mekanı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Bazı alanları çadır kent, çadırımız var. O çadırı tamamen öğrenci köyü haline getirdiğimiz ve kendi içerisinde öğrencinin yeni bir yaşam alanı haline getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel.
Hocam bir de kulüpler aktif mi? Yani şöyle bir şey, aktif, ben aktif olarak biliyorum. Çünkü hayal kulübü vardı. Evet. Dediler ki hocam öğrenci arkadaşlarımıza yapmış olduğunuz o YouTube'da işte büyümeyle ilgili gelip bir konferans verebilir misiniz? Benim çok hoşuma gitti. Hayal kulübü diye bir kulüp varmış. Yani direkt oradaki öğrenci arkadaşlar bana ulaşmışlardı. Hı hı. Hocam kulüp aktif mi, kulüplerimiz? İşte 60 taneye yakın kulübümüz var bakıldığı zaman. İnşallah bu kulüplerimizle ilgili, o çadırımızın dediğimiz yerimizde kulüplerimizle ilgili kulüp kurmaya çalışıyoruz. Şu anda onların istediğimiz şekilde birbirleriyle etkileşmiyorlar. Onları bir araya toplayabileceğimiz bir kulüp köyü projemiz var. Bununla ilgili kısımda bir dosyamızı ve projemizi verdik. İnşallah öğrencilerimiz geldiklerinde yapar mıyız yapamaz mıyız bilemiyoruz ama başlamış olacağımızı kanaat ediyoruz. Yılın sonunda da bitirmiş oluruz diye düşündüğümüz bir kulüp köyü bir projemiz var. Çok güzel. Yani zaten öğrenci odaklıyım derken öğrenciyle konuşuyoruz. Öğrenciyle ne yapacağına beraber karar verip öğrencinin istekleri doğrultusunda en doğru kararları birlikte almaya gayret ediyoruz. Ben fikirlerimi söylüyorum, öğrenci fikirlerini söylüyor. Oturuyoruz, en doğru, niye bunu böyle istiyorsun da şöyle olsa nasıl olur? Yok hocam, şunu şöylesi daha iyi olur. İnanın öğrenciler ufuk olarak çok yüksekteler. Yani bazen biz diyoruz ki ya şu kadar şöyle yapalım. Öğrenci bakıyorsunuz ki mesela yazılımla ilgili kısımda bir kulübümüz vardı. Oturduk, konuşmayı yapıyoruz. İşte dedik ya şöyle basit şeylerle çok yormadan iş yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ben şunları yapar mısın? Hocam niye onları yapalım ki? Size şunları yapalım deyince. Gerçekten mi arkadaşlar? Evet hocam biz bunları yapabiliriz. Yaptılar da ellerine de sağlık. Biz de onlarla yarının teknofestlerini planlamaya başladık. Ön plana çıktılar. Yani kendi içerisinde açık hava sineması verebileceğimiz bir alanımız var kendi içerisinde. Yani açık havada birçok aktivasyonu yapabileceğimiz yerlerimiz çok fazla. Yani tiyatro kulüplerimiz burada çok aktifler. Ondan sonra sinema kulübümüz çok aktif. Sportif alanlarla ilgili doğa yürüyüşü. Çünkü alan Urfa Temmuz Ağustos ayı içerisinde sıcak ama Temmuz Ağustos'ta öğrenci ya yaz okulunda ya da burada değil. Evet. Ama Urfa bunun dışındaki zaman diliminde havanın çok güzel olduğu, yani kışın 1-2 ay kışı olan diğer zamanlarda ya bahar ya sonbahar. Çünkü öğrenciler diyor hocam diyor Urfa sıcak diyor. Tamam da Urfa'da Temmuz ayında sen burada olmayacaksın ki. Evet. Yani ki yine sıcak değil bakın. Yani gölgeye geçtiğiniz zaman inan Adana'daki nem burası mı? Ben burayı tercih ederim. Kesinlikle. Ki arkadaşlar ben İstanbul'da yaşayan bir Urfalı değilim ha. Ben Urfa'da yaşıyorum. Vallahi hiçbir sıkıntıda yaşamıyorum. İşte belki Temmuz'da Ağustos'un 15 arasında bir aylık bir dönemsellikte alışkın olmayan kişiler gerçekten güneşte gezmeye çalıştıklarına zorlanıyorlar. Bir de Urfa Açık Hava Müzesi. Yani gelindiği zaman insanlar müthiş bir şekilde alanda birçok tarihi eseri görebiliyorlar. Birçok tarihi oluşumun içerisinde gezebildikleri bir şehir de karşılarına çıkıyor. Yani misafirleri geldiklerinde onları gezdirebilecekleri çok güzel alanlar var. İnşallah da Urfa tarihi kapsamda da çok ciddi dönüşümler yaşıyor. Yani üniversitede farklı bir bakış açısı geldi. Büyük şehir de betonları yıkarak tarihi alanları ortaya çıkarmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde Urfa bambaşka bir bakış açısıyla yeni bir şehir haline gelebilir. Yani tarihi bir şehir haline gelebilir. Vallahi benim de inancım tam o noktada. Şimdi hocam öğrenci arkadaşlarımızın sormuş olduğu sorulardan bir tanesi de üniversitemiz depremden ne kadar etkilendi? Bir de KYK yurtların durumu nedir? Evet. Yani Urfa zaten deprem bölgesi değil. O yüzden Urfa'da ciddi bir deprem beklenmiyor. Yani güvenlik bakımından en güvenli şehirlerden bir tanesiyiz. Deprem bölgesinin dışındayız. Ama bizim dışımızda yani Maraş deprem bölgesi içerisinde oralarda olan deprem buralarda da sarsıntı oluşturdu. Ha, kolonlarımızda herhangi bir problem olmadı ama dökülenler, çatlayan ufak tefek problemler yaşadık. Kendi hem üniversite spor alanlarında, dışarıdaki alanlarda toprağın kabarması ya da yer değiştirmesiyle ilgili kısımda ufak tefek çatlakları inşallah öğrencilerimiz geldiğinde hiçbirini görmeyecekler. Ama olmadı mı oldu.
Bakıldığı zaman da zaten Adıyaman'ın ve bu bölgenin tüm depremzedeleri bizim kendi ya öğrenci yurdumuza yerleşti. Yani niye? Güvenli bir alan olduğu için hiçbir yere göndermediler. Aldılar, buraya getirdiler. Maraş'taki, Adıyaman'daki depremzedeleri bizim üniversitemizin içerisinde bulunan yurda getirdiler. Bu yurdun kapasitesine baktığımız zaman 3000 kişilik kız yurdu, 2000 kişilik erkek yurdu, 1000 kişilik daha bir yapılaşma içerisinde ama bu 1000 kişi bu sene yetişmeyebilir. Yani şu andaki kapasitemiz 5000 kişi sadece Osman Bey kampüsü içerisinde. Yani dışarıdan kazanan birisi ilk senesinde açıkta kalma gibi bir durum olabilir mi hocam? Şimdi bundan önceki senelere baktığımız zaman gelen öğrencilerimizin hepsi de neredeyse yurda yerleşti. Açıkta kalanların bir kısmını da bizim şehirle olan iletişimimizde sosyal alanlardaki yani mesela DSE'nin misafirhanesi gibi şehirde bulunan bazı yurtlarla da görüşülerek işte demin dediniz ya sayın valimizle, belediye başkanımızla ve şehrin ileri gelen tüm esnaflarıyla çok yakın diyalog içerisindeyiz. Hiçbir öğrencimizi mağdur etmedik, açıkta bırakmadık. Onların kalacak yer problemlerini yaşamadılar. Ama o ilk kayıt esnasında bir problem yaşanıyor, daha sonra da oturuyor. Bunlarla ilgili kısımdaki problemler çok seri bir şekilde çözülen biriyiz. Şu ana kadar bir problemimiz hemen hemen olmadı. İnşallah da olmayacak diye yani ben ümit ediyoruz. Ben de gözlemlediğim kadarıyla açıkta kalan ben kimseyi hiç görmedim, yok, duymadım. Evet, işte dediğim gibi ilk etapta biraz yoğunluk oluyor. Ondan sonra hemen devreye giriyoruz. Öğrencilerle ilgili kısımda da, mesela depremzedeler buradayken biz uygulama ile alakalı kısımdaki derslerimizi yüz yüze yaptık. Hem öğrenci burada kaldı. Mesela bizim yurdumuzda belli bir alanımız vardı. Olanın dışındaki yerde kalmak isteyen öğrencilere de şehirde de yer bulduk. Hocam yurtların genelde Osman Bey kampüsünde mi yoksa? Ağırlık burada. Ağırlık. Çünkü öğrenci sayımıza baktığımız zaman 24-25 bin tane öğrencim var benim. Evet. 18 bin öğrencim neredeyse Osman Bey kampüsünde. Evet. Diğer kampüste ise 7 bin, 8 bin öğrencim de diğer kampüslerimde ve yüksekokullarımızda. Yani sadece 14 tane yüksekokulum var dedim ya. Evet. Bunların 7-8 tanesi ilçelerde olan yüksekokullar. Oralarda da yurt problemlerinin %80'ini, %90'ını çözdük. İlçelerde de bir problem yaşanmayacak inşallah. Yani en güzel yanı işte hocamız da özellikle belirtti. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, valimizden mesela bir sorun varsa çözme noktasında hemen iletişime geçiliyor. Hemen evet, anında kararlar çıkıyor. Bu çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Çünkü çoğu şehirde yani böyle midir bilmiyorum ama Urfa'da ben bunu gözlemliyorum, ben bunu hissediyorum. Şimdi yani Urfa'nın tek üniversitesiyiz. Öyle olunca mesela Sayın Valimizle de yani o gün Gazi Üniversitesi Rektörü'nü ziyarete gitmiştik. Hocam diyor biz Ankara'da 22 tane üniversiteyiz. Şimdi bir toplantı olduğunda katıldığımız zaman bizi valiyle yüz yüze gelemiyoruz bile bazen o toplantıda. Evet. Ama ben protokolde 5. sıradayım. Yani neredeyse vali arkasını döndüğünde hocam niye yok diye sorabiliyor. Yani ya da gelemedi mi diye sorabiliyor. Yani o yüzden diyaloglar bu kadar samimiyiz. Yani ve birinci ağızdan bilgi vermek. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil, ilçe belediye başkanlarımızla da çok iyiyiz. Mesela Eyüpiye'de, Halilye'de kampüslerimiz var. Bunlarla da ilgili mesela Karaköprü'de bir kampüsümüz olmamasına rağmen Karaköprü Belediye Başkanı'nın bile hocam biz ne yapabiliriz? Bizim elimize gelen bir şeyler var mı diye hep bize soruyorlar. Çünkü onlarla da bir aradayız. Bir toplantı olduğunda çok kısa bir sürede herkes aynı yerde toplanıyor. Bir maçı oluyor, maçta aynı yerdesiniz. Bir toplantı oluyor, toplantıda aynı yerdesiniz. Mesela biz inşallah kısa sürede bu sene bir kongre düzenleyeceğiz. Bu kongremiz içerisinde şehrin tüm dinamikleri var. Yani sadece Harran Üniversitesi yok. Harran Üniversitesi düzenliyor. Ama şehrin tamamı bu kongrenin içerisinde yer alıyor. Yani bunun gibi birçok etkinliğimize şehrin tüm dinamiklerinin katılması bizi güçlendirir ve güçlendiriyor. Bir de hocam öğrenci arkadaşlarımız burs meselesini soruyorlar. Benim bildiğim kadarıyla burada bir vakıf aktif hale getirilmiş. Yeni getirdik. Evet, yeni getirildi. Evet. Bununla alakalı
söylemek istediğin bir şey var. Şöyle yaptık. Biz geldiğimizde hayat pahalandığını gördük. Evet. Daha önce de ikinci el bir konfeksiyon yapısı oluşturmuştuk. Nasıl? Aslında ikinci el dedik ama burası birinci el. Mesela siz konfeksiyoncusunuz. Size diyoruz ki ya bize yardım eder misiniz? Hocam diyorsunuz ki ben işte şu tişörtten 10 tane göndereyim, pantolondan 20 tane göndereyim. Ayakkabıcısı ayakkabı gönderdi. Neredeyse hemen hemen hepsi birinci elden gelen bir yere yerleştirdik bunları. Öğrencimiz giriyor, ihtiyacı olan kısmını alıyor ve kendisi çıkıyor. Biz o öğrencimize karışmıyoruz. Bununla ilgili kısımda yaptık. Çünkü öğrencimizin portföyüne baktığımız zaman gerçekten maddi gücü ve problemli olan öğrenciler gördük. Bunların büyük bir kısmına devletin izin verdiği şekliyle yemek ücretsiz yemek bursu. Eğer ekonomiksel olarak veremediklerimizin bir kısmına da kısmi zamanlı öğrenci olarak bünyemizde iş verdik. Bir de dedik ki bunları bir vakfımızla destekleyelim. Vakfımız kapalıydı, vakfımızı açtık. Vakfımıza iş adamları getiriyor, diyor ki bir öğrencinin bursu benden. Onları meç ediyoruz, ya bize yatırıyor, biz öğrencimize veriyoruz. Kendi içerisinde bu vakfımızın yapmış olduğu organizasyonlardan toplanan parayı tamamını öğrenciye harcama sözü verdik. İnşallah başarılı öğrencilerimizi destekleyen, burs veren bir yapıya da kısa bir süre içerisinde dönüşme arzusu içerisindeyiz. Ama bunu ziyaretlerimizde ve yapısal olarak neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Demin dediğimiz gibi bu yeni başlayan bir oluşumumuz. Burada iş adamlarına, Urfalı ve Urfa dışında yaşayan evet, iş adamlarına büyük iş düşüyor. Beklentimiz de çok fazla. İnşallah bu şekilde kendi sektöründe de olabilir, genelde de olabilir. Bize ulaşan iş adamlarımız olursa belli alanların gelişmesi için buraya öğrencilerimize ilk 5'e giren, ilk 3'e giren öğrencilerimize burs vermeleri bizim için çok kıymetli. Buranın eğitim kadrosunun ve eğitim yapısının köklü bir şekilde değişmesinin en büyük faktörlerinden biri olacağı kanaatindeyim. Benim de burada öğretmenim hocam. Bu projeniz gerçekten hoşuma gitti. Ben de hocam inşallah bir aksilik olmadığı sürece 2 tane burs sözüm olsun. Çok teşekkür ederim Mustafa hocam. İşte eğitimin içinde olmak böyle hocam. İnsanlara dokunduğunuzda, kendinizi anlattığınızda insanlar buna kayıtsız kalamıyorlar. Bizim en büyük yaptığımız, ben rektör olarak en büyük başarım nedir dediğiniz zaman insanlarla olan diyalogumuz ve insanlara derdinizi doğru anlatmak olduğunu söylüyorum. Çünkü gittiğimiz hiçbir kapıdan inanın boş dönmüyoruz. Niye? Siz öğrencinizi önemsiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız insanların büyük bir çoğunluğu sizin yanınızda yer aldığını görüyorsunuz. Biz size ve şahsınızda tüm yardım edecek kişilere teşekkürü bir borç biliyoruz. İnşallah hocam. Bizlerimizden ne gelirse iş adamlarını gezme noktasında yeter ki öğrencilerimiz burada mutlu olsunlar. Elimizde ne geliyorsa hocam emrinizdeyiz. Allah razı olsun. Her zaman emrinizdeyiz. Estağfurullah. Dediğim gibi 2 tane burs sözüm olsun. Vakıf aracıyla buradaki öğrencilere, hocamızın belirledikleri kriterlere göre inşallah gençlerimiz matematikçisiniz. Matematikte kazanan 2 kişiyi inşallah sizin eğitimde ve fen edebiyatta birer tane, biri eğitimde olsun, eğitimin matematiğinde olsun. Tamam. Biri de fen edebiyatın matematiğinde kazanan öğrencilere bir matematikçinin vermiş olduğu bursla okullarını bitirmek nasip olsun diyelim inşallah. İnşallah. Bu ben çok önemli oldum. Bir kriter. Bir de işte hoca olmak böyle bir şey. Dayanamıyorsunuz. Çünkü oradaki yaşantıyı daha önce siz de yaşamışsınız ve problemleri biliyorsunuz. Mustafa hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani biz de siz de zaten hocam zorluklarla okumuşuzdur da. Ben özellikle Karadeniz Teknik yazmıştım, Trabzon'u yazmıştım. Niçin Trabzon'u yazmıştım? Maksat yazın fındık çay toplarım da hani bir yıllık eğitimimi çıkarırım diye. Yoksa Trabzon'u yazmamda inanıyorum. Yani en büyük etkenlerden bir tanesi buydu. Gençler gelin İngilizce hocamızın dediği gibi. Bakın İngilizce. Ben bunu belki 100 tane videoda söyledim. Evet. Hocamız da diyor ki eğer istersen tam yere gel öğren. Ama İngilizce olmadığı sürece dünya vatandaşı olamıyorsunuz. Valla hocam gerçekten iyi ki de yapmışım bu röportajı. İyi ki de tanıştık. Gençlerimizin de bütün sorularını ben cevaplandırdım. En son bursu da sana söyledik. Hocam sizin en son demek istediğiniz bir şey varsa. Valla öğrencilerimiz buraya tercih ettiklerinde
burada şunu görecekler. Kendileriyle ilgilenen, kendilerinin yarınlarını inşa ederken beraber çalışabilecekleri bir ekibin burada olduğunu bilmelerini istiyorum. O yüzden de gönül rahatlığıyla ailelerine, çocuklarını bize emanet etmelerini bekliyoruz. Burada elimizden gelenin en iyisini yapma sözü veriyoruz. İnşallah tercihlerinize Harran Üniversitesi ne yaparsanız temennisinde bulunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür şahsınızda ederim hocam. Bu yayını yaptığınız için bizim için en önemli şeylerden birisi tanınmak. Çünkü burada güzel şeyler yapıyoruz. İnsanların bir kısmı burada olan şeyleri bilmedikleri için gelmiyorlar. Artık bundan sonra kendimizi tanıtan ve şehirle, ülkeyle diyalog içerisine giren bir üniversite haline geleceğiz. İnşallah hocam. Gençler, umarım bütün sorularınızı cevaplandırdım. Hadise biliyorsunuz, Şanlıurfa'dan, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan ve en güzel kampüsten. En güzel kampüsünden, Osman Bey kampüsünden, Harran Üniversitemizin. Selamlar, sevgiler. Görüşürüz. Bekliyoruz. Hem bekliyoruz hem de görüşürüz inşallah. En son şeyi de unuttum. Urfa'ya kazandıkları zaman, geldikleri zaman bir haftalık bir şey oryantasyon yapacağız. Bak, kendilerinin... Bunu unuttum, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, inşallah hem müzik eğlence, hem şehrin tanıtımı, hem üniversitenin tanıtımı, bunlarla ilgili öğrencilerimizle ilgilendiğimiz bir haftayı lütfen gelmemezlik etmesinler. Yani ben şunu düzeltiyorum, ya zaten dersler olmaz. Evet, dersler olmayacak. Biz de aynı fikirdeyiz. Evet. Ama kendilerinin şehri tanıması, bizi tanıması için bir süreç istiyoruz. Çünkü kütüphaneleri tanıtacağız, bölümleri tanıtacağız, kampüsü tanıtacağız, şehrimizi tanıtacağız. Bunları özellikle yeni bir bakış açısı, akşamları burada oturup müzik, eğlencemiz de yapacağız. Bunlarla sıra ilgili gecelerimiz sıra, hocam. Sıra gecesi yapacağız. Tabii ki, tabii ki. Ben de hocam, eğer uygun görürseniz ben de o hafta üniversiteye gelmek isterim. Tabii tabii. Siz de hocam zaten artık üniversite sahiplenmek dediğimiz bu. Bir kere gelip bu ortamı gördükten sonra bu ortamdan kopmamanız lazım. Evet, beklentimiz hocam. De öyle. Tamam gençler. Herhalde bütün sorularınıza cevap verdim. Hadi seviliyorsunuz. Bekleriz üniversitemize. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Biz de bekliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Tansu Göktepe'li. Düşünür Şanlıurfa platformu kurucularından bir tanesiyim. Başkanımız Sayın Fatma Yarengül. Yanımızda bugün Sayın Profesör Doktor Tahir Güllüoğlu var. Harran Üniversitesi Rektörü ve matematiğin güler yüzü olan ekranlardan bildiğimiz Sayın Mustafa Güler var. Bugün Şanlıurfa Düşünür Platformu olarak Harran Üniversitesi Matematiğin Güler Yüzü ile birlikte bir işbirliğine vesile olduk. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Daha fazla sözü uzatmadan Sayın Tahir Güllüoğlu'na sözü vermek istiyorum. Evet. İnşallah beraberce burada neler yapabileceğimizi, kampüsümüze öğrencilerimizle ve öğrenci odaklı nasıl çalışabileceğimizi konuştuğumuz bir ortam olsun istedik. Mustafa Hocam'la zaten bir röportaj yaptık. Çeşitli televizyon programlarında da üniversitemi tanıtmaya gayret ediyorum. Bizi bilmeleri öğrencilerimizin çok önemli. Çünkü en önemli şey burada ne yaptığınız değil, nasıl tanıttığınız, burada neler yapılabileceğini anlatmanız. Burada büyük bir vizyon değişikliğimiz var. Bu vizyon değişikliğiyle öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Ve öğrencilerimize burada en iyi şekilde eğitim vermenin gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyoruz.